Ulusal Kanal dünyanın farklı noktalarında gelişmeleri bizzat yerinde takip ediyor dedik. Arkadaşımız Gürkan Demir de Irak'ta, Bağdat'ta. Önemli isimlerle özel röportajlar yaptı, özel görüşmeler yaptı. Ulusal Kanal'da gün içerisinde canlı yayında ekranınıza getirdik bazı bölümlerini. Bir Gürkan'a dönelim, bakalım Gürkan bize Bağdat'tan neler iletecek? Murat Şahin, tabii İran başkenti Bağdat'tayız. Bağdat'ta çeşitli temaslarda bulunuyoruz ve buradaki sıcak gelişmeleri yerinde takip etme fırsatı bulduk. Sabaha doğru İstanbul'dan Bağdat'a geldik, bu sabah geldik ve havalimanından gün ayarken, aydınlığa kavuşurken ayrıldık ve ayrılırken ilk karşılaştığımız nokta ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi komutanlarından el mühendise yönelik yapmış olduğu o hava saldırısının, o suikastin olduğu noktayla karşılaşıyorsunuz. O saldırının hala izlerini o bölge taşıyor. Neler var? Füzelerin yaratmış olduğu tahribat var. Tabii araç enkazları kaldırılmış durumda ama hem yolda olsun hem bariyerlerde olsun füzelerin etkisiyle bir siyah noktalar oluştuğunu görebiliyoruz. Saldırının yapıldığı tam yolun olduğu yere, yolun kenarına daha doğrusu dev posterler var. Hem İranlı General Kasım Süleymani'nin hem de Haçlı Şabi komutanlarından el mühendisin fotoğrafları var. Orada posterleri asılmış durumda. Irak bayrağı var. Haçlı Şabi flaması da benzer şekilde orada sergileniyor ve vatandaşların da çok rahat bir şekilde görebileceği bir nokta ve zaman zaman da ziyaretleri olduğunu söyleyebiliriz o bölgeye. Kentin içerisine doğru ilerledikçe çeşitli güvenlik noktalarıyla karşılaşıyorsunuz. Güvenlik noktalarından geçerek gitmek istediğiniz yere ulaşabiliyorsunuz. Yeşil bölge olarak tarif edilen bir yer var. Amerika'nın protesto edilen büyükelçiliği o bölge içerisinde ve aynı zamanda Amerika'nın Irak'tan çıkartılması için alınan tarihi karar alındığı parlamento yine yeşil bölge içerisinde bulunuyor. Yeşil bölgenin özelliği şu, daha güvenli, daha korunaklı, üst düzey güvenliğin olduğu bir nokta. Büyükelçiliklerin büyük bir çoğunluğu orada bulunuyor ve parlamentoda benzer şekilde hükümet binaları o bölgede bulunuyor. Yeşil bölge olarak tarif edilen yerde. Biz de hemen yeşil bölgenin kapısına kadar gittik. Yeşil bölgenin kapısı da benzer şekilde yoğun güvenlik önlemleri altında içeriye normal sivil vatandaşların alınması mümkün değil. Kolay olmuyor yani. Birilerinin aracılık etmesi gerekiyor. Tabii hangi temaslarda bulunduk? Türkmenlerle görüştük. Türkmenler özellikle hem Türkiye'nin Türkmen politikası, Irak'taki politikaları olsun, hem Irak-Ankara-Bağdat ilişkileri olsun. Bu konuları konuşma fırsatı yakaladık. Özellikle iki ülkenin yakın olması, Türkmenlerin de geleceğini yakından ilgilendirdiğine dikkat çekiyorlar. Olumlu ilişkilerin Türkmenler açısından da olumlu yansıdığı ifade ediyorlar ve özellikle Türkmenler şunu vurguluyorlar. IŞİD'e karşı mücadele bir, bağımsızlık referandumu, sözde bağımsızlık referandumu Barzani'nin buna karşı verilen mücadelede yine en ön safta yer aldıklarını vurguluyorlar. Bu kapsamda da çeşitli operasyonlara ya da sahada aktif hareketlerde bulunduklarını ifade ediyorlar. Haçlı Şabi komutanlarıyla görüşme yaptık. Haçlı Şabi bilindiği üzere Amerika'nın da hedef aldığı kurumlardan birisi. Zira yayınımızın başta söyledik, o suikaste hayatını kaybedenlerden birisi de üst düzey bir Haçlı Şabi komutanıydı. Haçlı Şabi'nin konuştuğumuz komutanları, üyeleri hem Kasım Süleyman'ın hem de mühendisinin intikamının alınması noktasında kararlılıkları sürüyor, devam ediyor. Önümüzdeki günlerde olacaklar bekleyin diyorlar. Daha doğrusu öyle, Amerika'nın kentten çıkartılması, eğer kentten çıkmazsa nasıl yanıt verileceğinin önümüzdeki günlerde görüleceğini ifade ettiler. Göreceğimizi söyledi Haçlı Şabi komutanlar. İpucu istedik ama net bir şu olacak, bu olacak demediler. Ancak bir noktada kararlılıklarını ifade ettiler. El mühendisin bıraktığı rotadan devam edecekler. Ne o rota? Bir Irak'ın bütünlüğü,
İki, Amerika'nın kentten çıkartılması, bu bölgeden defedilmesi noktasında kararlılıkları sürüyor. Bağdat'ta aslında bizim bulunduğumuz nokta biraz sakin bölge. Bazı protestolar vardı, ekonomik şartlar gündeme getirilerek yapılan protestolar. Onlar bizim bulunduğumuz noktada değil. Bazı çok azalmış durumda. Özellikle Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Komutanı'na yapılan saldırı sonrası bu eylemlerin azaldığı bilgisi de yine sahadaki yaptığımız, vatandaşlarla yaptığımız konuşmalarda bize aktardıkları, paylaştıkları. Önümüzdeki günlere tabii bir güne her şeyi sığdırmak mümkün olmuyor. Önümüzdeki günlerde hem o bölgeler gezeceğiz hem yine çeşitli temaslarımız olacak. Irak parlamentosuna gitme hedefimiz var ki büyük ihtimalle gideceğiz ve orada o Amerika'ya karşı alınan tarihi kararın hangi salonda alındığında yine yerinde ulusal kanal olarak görmüş olacağız. Önümüzdeki günlerde sadece Bağdat'ta değil, İran çeşitli kentlerinde de kritik temaslarımız olacak. Özellikle Türkmenlerin yoğun yaşadığı noktalarda da benzer şekilde ve Türkmenlerin talepleri, bölgedeki yüksek tansiyon, neler yaşanıyor, neler bitiyor, bütün bunların hepsini ulusal kanal olarak Bağdat'tan bildirmeyi sürdüreceğiz diyelim. İran başkenti Bağdat'tan sözü İstanbul stüdyomuza bırakalım. Gürkan'a da teşekkür ediyoruz. Temasları devam edecek, özel röportajları devam edecek ve bunlar da Ulusal Kanal'da ekranınıza gelmeye devam edecek.